Sevgili dostlar, Kur'an günlüğündeyiz. Seyfettin Hocam, Ali Hocam'la birlikte bugün yine önemli bir konuyu 11. cüzden seçilen Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinin hatırlattığı konuyu ki özellikle ayetleri hatırlatıyorum. Ayrıca bakmak isteyen tefsirlerine bakmak isteyen, okumak isteyenler olabilir. Şimdi Allah dostu kimdir diye başladık. Hususiyetlerini özellikle bu ayetlerde geçen ve o ayetlerin açılımı olan Ali İmran suresinin 134 ve 135. ayeti kerimelerinin manalarıyla açıklamaya çalıştık. Şimdi bundan sonra ayet-i kerimede Allah dostlarına korkunun ve hüznün olmayacağı ifade ediliyor. Şimdi bunu da doğru anlamak gerekiyor herhalde. Çünkü insanda, her insanda havf damarı var, yani korku damarı var. Her insanda hüzünlenme eğilimi var, cihazı var, manevi anlamda duygusu var. Bu duyguları, bu eğilimleri, bu meyilleri olduğu halde nasıl korkmayacaklar, nasıl hüzünlenmeyecekler? Eğer hakikaten hiçbir şekilde korku ve hüzünleri yoksa, bu korku ve hüzün eğilimini, duygusunu nerede, nasıl kullanıyorlar diye insanın aklına geliyor. Evet. Tevbe suresinin 111. ayetini hatırlayarak onların korkma ve hüzünle alakalı manevi cihazlarını nasıl kullandıklarını anlamaya çalışalım. Tevbe suresinin 111. ayet girmesini Bediüzzaman Sözler isimli eserinde 6. sözde malum izah ediyor. Yani onlar nefislerine takılan cihazları ve mallarını Allah namına kullanırlar. Şimdi akıl, hemen 2-3 cümle söyleyip korkuya geçmek istiyorum. Akıl Allah için kullanıldığında, yani aklı veren Allah'tır. Allah bizi akıl ile de imtihan ediyor. Akıl vahyi takip ettiğinde ancak hakikate ulaşabilir. Zaten bir akıl için vahye muhatap olmak büyük bir şereftir. Yani Allah'ın kelamına muhatap olmak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ders ve ikazlarına muhatap olmak, onu anlamaya çalışmak büyük şereftir. Ancak akıl bu yüksek hakikatleri, niye yaratıldık, nereye gidiyoruz, ölüm ne, hayat ne, tek başına, yalnız başına anlayamaz diyen için akıl bir anahtar oluyor. Artık hakikatlerin açılmasına, sırların açılmasına, kainatın kapalı kapılarının açılmasına, hayat ve ölümün manalarının açılmasına vesile, anahtar oluyor. Aksi halde akıl nefis adına kullanıldığında insanın saadetini tahrip eden bir azap aletine dönüyor. İşte korku da böyle. Yani korku var. Yani Evliyaullah'ta da o cihaz var. Fakat onlar korku cihazını Allah namına kullanıyor. Allah için kullanıyor. Yani mesela şirke düşmekten korkuyor. Şirkten sakınmakta. Şirkin her çeşidine, zulmün her çeşidine, günahın her çeşidine düşmekten sakınmak için o korkuyu kullanıyor. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırken yine korkuyu kullanıyor. Günah işlemekten korkunca, zulümden korkunca, başkalarının haklarını çiğnemekten, Allah yasakladığı için korkunca, Allah'ın rızasını umarak, şirkin her çeşidine düşmekten korkunca, bu defa korku onları koruyan bir cihaza dönüşüyor. Koruyan, yani koruyucu, acılardan, tehlikelerden, manevi hastalıklardan koruyan bir cihaz olarak hizmet ediyor. Hayatı tahrip etmiyor, hayatı zehirlemiyor. Hatta hayatı tatlandırıyor. Çünkü korku Evliyaullah'ı, Allah dostlarını daha iyi hayır işlemek, şirkten, zulümden daha titizlikle sakınmak için kamçılıyor. Günahtan daha titizlikle sakındıkça hayat tatlanıyor. Çünkü günah hayatı zehirliyor. Günah kalbi zehirliyor. Günah işlemekten korkup günahtan daha titiz sakınan Evliyaullah hayatın tadını daha iyi keşfediyor. Yani böylece korku hayatı tatlandıran bir şeye dönüşüyor. Bir ara programda söylemiştim. Yıllar önce billboardlarda bir reklam görmüştüm Ankara'da. İşte dünyanın en tatlı acısı diye. Yani aslında korku hayatı tatlandıran bir şeye dönüşüyor Evliyaullah'ta. Dikkat edersek burada korkuyu kullanmadılar demedik. Korkuyu doğru kullandılar. Allah için kullandılar. Kendilerini dünya ve ahirette acılara, çıkmazlara, karanlıklara sürükleyecek yanlış işi yapmaktan korktular. Böylece korku onları Allah'ın rahmetine,
kamçıladı. Korku onları cennete girilmesine vesile olacak salih ameller işlemeye teşvik etti. Korku onların korunmasına, manevi tehlikelerden korunmasına vesile oldu. Nitekim maddi yönden de mesela yıkamadan marul yemekten korkmak kötü mü? Mesela trafik kurallarına uymamaktan korkmak kötü mü? Yani insanın tatlı bir korkuyla trafik kurallarına daha dikkatli uyması halinde korku o şahsa hizmet etmiş olmuyor mu? O şahsın korunmasında. Kırmızı ışıktan geçmekten korkmak kötü mü mesela? Burada ne oldu? Korku kişiyi koruyan bir alet. Hayatı koruyan. Hayatı koruyan bir alete döndü. Demek ki Allah dostları, evliyaullah korku cihazlarını, hüznü ayrıca konuşabiliriz. Korku cihazlarını maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi tehlikelerden korunmalarında kullandıkları için korku onların saadetlerine, mutluluklarına, güzel güzel manaları keşfetmelerine, hayatı daha güzel, daha verimli, dolu dolu yaşamalarına hizmet eden bir cihaza dönüşüyor. Yani hayatı acılaştıran, hayatı ağırlaştıran, hayattan lezzet almaya mani olan bir şey olmaktan çıkıyor. Yani onlara evet. korku yoktur derken bu manada bir korkunun evet. olmadığı, az önce de çok güzel ifade ettiğiniz tarzda bir korkunun pekala her insan gibi, yani sakınma manasında korkunun pekala olabileceğini ifade ettik. Hüznü ayrıca belki konuşuruz dedik. Korkuyla alakalı Seyfettin Hocam bir evet, şey var mı yoksa ikisini birleştirelim mi? Teyit edici olarak bir ayet geldi aklıma. Rahman suresinde bu ayeti okumayı severim ben. وَلِمَنْ خَافَ مَكَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Yani müjde. Allah'tan korkana. وَلِمَنْ خَافَ Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır. Daha sonra ve min dunihima cenneten. O iki cennetin ötesinde iki cennet daha var. Cennetler ahiretteki yani. Müjdeler nelerdir sorusunun da bir cevabı aslında bir bakıma. Şimdi dolayısıyla onlara korku yoktur derken onlara korku yoktur. Onlar çünkü bir şeyden korkarlar sadece ve o korku onları başka korkulardan kurtarır. İşte güzel. O yani sizin söylediğiniz bütün o Rabbinin makamından korkmak. Çünkü Rabbin seni gözetliyor. Rabbin seni gözetliyorsa sen gidip kendini bir dağdan aşağı atamazsın. Çünkü korkmuyorum diye. Çünkü Rabbinden korkun ona engel olur. Çünkü Rabbine saygısızlık olur bu. Rabbinin kainata koyduğu kanunlara, adetullah'a uymazsan, işte dediğin gibi trafik kurallarına filan uymaktan korkmak da uymamaktan korkmak da bunun içine girer. İsterseniz onu öyle tek şeyde toplayalım. Ayet çünkü bu ayet bir de daha önce tartıştığımız yani takva korku değildir sadece onu da doğruluyor. Çünkü Allah korkusu burada takvayla ifade edilmiyor. Bizzat havf dediğimiz yani korkuyla ifade ediliyor. İttika değil havf kelimesi havf geçiyor. Rabbinin makamından korkan diyor. Dolayısıyla yani Allah'tan korkan bir insan insanların ve diğer şeylerin, mahlukatın ne nasıl diyor? Belalı havfından kurtulur. Kendini kurtarır. Bununla ilgili bir hatıra Bediüzzaman Hazretleri Van'da o ilk gençlik yıllarında Erek Dağı'nda tabii o zaman ya Molla Hamid ya da Molla Resul Van'daki ilk talebelerinden. Molla Resul ben şimdi gittiğimde Van'a öğrendim. Oranın saygın alimlerinden birisiymiş. Saygın alimlerinden birisi. İşte Bediüzzaman Hazretleri tabii her gece teheccüd namazına kalkıyor. Namazları da uzun uzun sürüyor. Duaları böyle bir saat sürüyor. Şey olmuş, ayağı parmağı şey bağlamış, yani şişmiş mi ayağı, yara olmuş. İşte merhem götürmüşler. Şey demiş ki Molla Resul, Seyda demiş, ya biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor demiş. Evet. Biz de, o saygın bir alim adam, biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor demiş. Şimdi Bediüzzaman yani o
ölümü hiçe sayan adam, korkusuz yaşayan, ölüme karşı değil mi bile özgür olan insan. Bir insan bir insandan niye korkar anlayamıyorum diye. Anlayamıyorum diyen çok insan. Çok dikkat çekti. Dolayısıyla ama Allah korkusu zirvede. Evet. Zaten bu herhalde yani Allah korkusu ne kadar çok olursa yani Rabbinin makamından korkmak. Korkmak bu tatlı bir korkudur tatlı dediğiniz korkusu. Gibi. Tatlı korkusu içinde saygı bu evet bulunduran. Bu çok tatlı bir korkudur. Yani onun sevgisine daha önce de söylemiştik. Onun sevgisine, onun ikramlarına layık olamamanın korkusu. O korkuya sahip oldu mu bir insan öteki şeyleri takmıyor. Yani çünkü Rabbinin makamından diyor. Sultanın huzurundayken sen kapıcıyı dikkate almazsın yani. Ya kapıcı bana bir şey yapabilir mi filan. Ya sultanın yanında sana kim ne yapabilir yani? Öyle. Dolayısıyla işte böyle bir korku. Yani burada korku öyle bir korku ki o bütün korkulardan insanı kurtarıyor. Ve yaşamayı tatlandırıyor. Yaşamayı tatlandırıyor. Burada çok evet. Kayda değer bir husus hatırıma geldi. Çok kayda değer. Parantez içi diye söyleyeyim konumuzla ilgisi vardır da belki de olmayabilir. Günümüzde ve geçmişte diktatörler yani insanlara baskı yapanlar ve onların yakın çevresi bilerek bilmeyerek şunu söylemişler. İşte Allah sevilir. Allah korkusu ne demektir? Hı. Allah korkusuna rahatsız olmuşlar. Hı. Diktatörler. Neden? Neden rahatsız olmuşlar? Çünkü insanlar Allah'tan gerektiği gibi korkarlarsa diktatörlük yaşayamazmış. Onları evet. Evet, diktatörlük yaşayamaz. Yani o zaman insan insan münasebetlerinde insan insana tapmaz. Allah'a kul olan insanlarla ve kainatla münasebetlerinde gerçek bir hürriyete kavuşacağı için yanlış yapana bir dakika der. Yanlış yapma. Yanlış yapma, düzgün yap. Şimdi bu cesareti ancak Allah'a karşı gelmekten korkanlar gerçek manada gösterebilirler. Ben bir örnek verebilir miyim? Dediğiniz tam dediğiniz şeye. Mesela onun için Allah'tan hem korkulur hem Allah sevilir. Kim o? Haccacı zalim. 50 bin tane adam kesmiş diyorlar yani. Zalim haccac. Ondan sonra Hasan el Basri o zamanın evliyası. Yani büyük tabiinin büyüklerinden Hasan el Basri. Tabii o istediği gibi terör estiriyor yani. Bir gün cuma namazında zaten zalim ama gene cuma namazını okulduruyor yani. O zaman imam ya. Ha, uzatıyor kalkmış ayağı Hasan el Basri. Güneş seni beklemez demiş. Namaz geçiyor. Güneş seni beklemez. Uyarmış yani. Ondan sonra bir başka örnek. Bu zamanın Hasan el Basri'si, Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ'da 1940'lı yıllar. Yani bu Türkiye'de şeflik dönemi, baskı yılları dindarlar üzerinde. Şimdi birisi geliyor doğudan, Emirdağ'a Bediüzzaman'ı ziyaret etmeye gidiyor. Fakat gidiyor bakıyor ki kapısında bekçiler, polisler, çember var, aşamıyor. Sonra diyor ki, ya dönüşte bari diyor Konya'ya uğrayayım, hem Mevlana'yı ziyaret edeyim, hem de oradaki Hoca Vehbi Efendi'yi ziyaret edeyim diyor. Tefsir yazmış ya. Fizilal-i Kur'an mı? Hı-hı. Yok. Kur'an dili. Hülasatül Beyan. Hülasatül Beyan. Yani Kur'an'ı tefsir eden o Vehbi Efendi. Konyalı Mehmet Vehbi Efendi. Mehmet Vehbi Efendi'yi ziyaret edeyim diyor. Yani bir Allah dostu görmeden gitmeyeyim diyor. Dönmeyeyim. Şimdi neyse soruyor. Diyorlar ki işte evi şurada. Gidiyor evine ziyaret ediyor. Kapıyı çalıyor, giriyor. Bakıyor, kapıda kimse yok. Yani o engel, hiçbir engele takılmadan içeri giriyor. Sonunda işte Hoca Efendi ile konuşurken ona soruyor. Kusura bakmazsanız diyor, bir şey sormak istiyorum diyor. Ben aslında diyor, itiraf edeyim, sizi ziyarete gelmemiştim diyor. İşte Bediüzzaman'ı ziyaret etmek için gitmiştim diyor Emirdağ'a. Fakat baktım ki diyor, o işte kapısında bekçi var, polisler var. Beni sokmadılar diyor, ziyaret edemedim. Ama diyor senin kapında kimse yok diyor. Yani geldim ve gayet rahat girdim içeri diyor. Yani bu fark nereden geliyor diyor, bana söyler misiniz diyor. Kardeşim diyor Mehmet Vehbi Efendi.
Ben hükümetten korkarım, hükümet ondan korkar. Fark bu. Evet. Yani da siz dediniz ya, Allah Allah'tan korkan bir insandan herkes çekin. Nitekim o zaman diyorlar ki mesela bazıları, Said'i serbest bırakmıyoruz. Çünkü o 50 bin nefer kuvvetindedir. 50 bin nefer kuvvetindedir. Risale geçiyor. Bediüzzaman da bir mektup yazıyor. Ya diyor, bu ehli dünyanın haline şaşıyorum diyor. Diyorlar ki Said 50 bin nefer kuvvetinde. 50 bin asker neydi? Roman Diyojen'i yenen ordu yani. Bir ordu kuvvetinde. Bütün güçleriyle diyor dünyaya çalıştıkları halde dünyanın halini de bilmiyorlar diyor. Ya diyor, eğer korkunuz bendense, şahsımdansa diyor. Şahsımdansa 50 bin nefer değil diyor. Bir nefer, bir tek asker diyor, bir nefer benden 50 defa kuvvetlidir diyor. İşte kapımda duruyor, çıkmayacaksın diyor. Ben de çıkmıyorum diyor. Yani. Ha yok, şahsımdan değil de korkunuz hizmet ettiğim Kur'an'dansa, davamdansa korkunuz, ha, o zaman yanlış değerlendiriyorsunuz diyor. 50 bin nefer değil, 50 bin değil, 50 milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun diyor. Çünkü sizin dinsizleriniz de içinde olduğu, içinde olan bütün Avrupa'ya meydan okumuş. İşte bu imanın cesareti. Evet. Yani korkma olmaması demek, yoktur. Ne demektir? Evet. Aklımız varsa bir şey ilave etmek istiyorum. Bu yani Evliyaullah korkmaz. Allah'ın sevgili kulları, Allah dostları korkmaz diye böyle bir konu işlenirken bir ahbabımız bir soru sormuştu. Yani evet, korkmaz deniyor Allah'ın sevgili kulları. Namazlarımıza dikkat ediyoruz, Kur'an okumaya çalışıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaya gayret gösteriyoruz. Ancak bizde korku var. Yani ölümle, hastalıkla ilgili korkularımız tamamen kalkmış değil. Yani o zaman bir sıkıntım var bizde diye bir soru sormuştu. O zaman konuyu biraz daha açmak gerektiğini düşündük. Evet. Yani mesela ölüm korkusu müminde de, yani Evliyaullah'ta da bütün kalkmaz. Mesela Bediüzzaman Hastalar Risalesi'nde, lemalarda, 25. lemada, bir devada bazı Evliyaullah diyor. Evliyaullah veya Ehlullah diyor. Evliyaullah manasında. Evet. Ehlullah ölümden korkmuş. Fakat bu korku ölüm dehşetli olduğundan değil. Ya dünyada kalarak hayırlar işlemek. Daha çok salih amel işlemek için ölümden tatlı bir şekilde korkmuşlar. Çünkü onlar anlamışlar ki Ehlullah, Evliyaullah, kabirden sonra, kıyametten sonraki ebedi hayatta bir insanın göreceği bütün muamele bu dünyada yaptıklarının üzerinde dönecek. Oradaki bütün rahat, mutluluk, saadet hep bu dünyadaki amellerin üzerinde döneceği için, hani bu dünyada daha fazla salih amel işleyelim, namazımızı daha dikkatli kılalım, günahlardan daha titizlikle sakınalım, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyalım, öğretelim diye arzudan ölümden tatlı bir şekilde korkmuşlar. İşte bu korku, yine Bediüzzaman sözlerde 17. sözde izah ediyor malum, bu korku da ölüm esnasında kaldırılacakmış. Yani ölüm anına kadar ölümden tatlı tatlı korkarak ölüm sonrasına hazırlığını her geçen gün arttıran müminler veya bugünkü konumuzla alakalı Evliyaullah, Allah'ın sevgili kulları, ölüm anı geldiğinde Allah onlara ahirete bir iştiyak verecekmiş. Çok şiddetli bir arzu verecekmiş. Bu dünyadan yüzünü ahirete çevirecek. Ahiretin hadsiz, ebedi, benzersiz güzelliğine açılan kapıdan oraya son anında bakan Evliyaullah, ölüm korkusundan, o tatlı korkudan da o son anda kurtulacakmış. Dolayısıyla son anda Allah'ın ikram edeceğini vaat ettiği korkunun bütün kaldırılmasını Evliyaullah, Allah'ın sevgili kulları daha önceki dönemlerde talep etmezler. Yani bütün kalkmasını da arzu etmezler. Çünkü o korkuya ihtiyaçları var. O korku onlara hizmet ediyor. O korku onların gelişmesine yardımcı oluyor, destek oluyor. O korkudan onlar faydalanıp Allah'ın emirlerini daha güzel yaşamaya çalışıyorlar. Böyle bir ayrım da yapmak lazım herhalde. Ben buna bir şey ilave edeceğim ama. Ondan sonra hüzne geçelim. Hatta bir ara verdikten sonra hüzne geçelim. Var mı bilmiyorum. Bir iki dakikamız var ara için. Şimdi evet, ölüm korkusu insanı Allah yolunda daha yapacağım çok şey var, kendini eksik görüp
bu eksiklerimi tamamlamadan ölüm beni gelip yakalarsa üzülürüm şeklinde bir korku dediniz değil mi? Evet, olabilir. Yani bu evet evliyaullah'ta da vardır, olmalıdır tabii. Buradan bir evliyanın yani veli Allah dostu olmanın bir şeyi daha, bir vasfı daha demin söylediklerimiz ve okuduklarımıza ilaveten belki Kur'an'da direkt bu mealde geçmiyor ama işari olarak İslam kültüründen işari olarak çıkardığımız bir şey daha, kriter daha. Evliyaullah'ın aklıma geldi. Evliyaullah'ın bir kriteri de kendini eksik görmektir. Yani ben evliyayım. Ben oldum, kemale erdim. Ben veliyim diyen veli değildir. Önemli bu. Veli değildir. Ha çünkü hatta onlar diğer insanlardan yani sıradan evliya olmayan insanlardan da kendilerini daha eksik görürler. Çünkü bir insan Allah'a yaklaştıkça Allah'tan uzaklığını da anlar. Ya Allah'a şükrünün azlığını anlar. Azlığını anlar. Yani çünkü yani Allah'ın yüceliğini, Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın ulviyetini, nimetlerin sonsuzluğunu o kadar anlar ki yani sonsuza çünkü ne kadar yaklaşsan sonsuzdan sonsuz uzaksın yani o sonsuz. O sonsuz uzaklığı da idrak eder. Onların bilgisi arttıkça bilgilerinin eksikliklerini fark ederler. Tevazu artar. Hayır tevazudan da öte işin gerçeği bu yani. Allah'ın bilgisi yanında kendi bildiklerinin hiçliğini fark ederler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alim. Melekler öyle demişler yani. O açıdan şimdi öyle olunca şimdi yani dünya nedir? Dünya kendimizi daha dünya bir okul gibi hazırlık bir kışla gibi hazırlık yeridir ahirete. Ahiretin tarlasıdır. Ahirete hazırlıklarının daha çok olması için yani daha çok hazırlık yapmaları için ömür isterler Allah'tan bak. Hayırlı ömür isteme. Hemen ölüm gelsin. Hazırım ben ya ölüm korkum yok filan diye böyle şeylere davalara kalkışmazlar. Evliya Allah'ın mühim özelliği. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Ömrün uzun iyi insanların ömrünün uzun olmasını övüyor. Ömrü uzun yani ömrün uzun olsun diye birbirimize hayırlı ömür diye dua edebiliriz. Yani ölüm güzel diye hemen ölüme atılalım diye ölüm hemen gelsin diye tamam ahiret cennet kaçmıyor yani. Ya bu dünyada biraz daha hazırlık yapalım. Çünkü ne kadar hazırlansak iyiliğimizi ne kadar artırsak gene eksik kalacaktır yani. Gene eksik kalacaktır. Onun için o ölümden korku bu manada bir korku. Tatlı bir korku. Tatlı bir korkudur. Gerekli bir korku. İkinci bir şey. Sadece kendi amellerini yetersiz görüp, eksik görüp artırmak değil. Bir de diğer insanlar var. Diğer insanlara faydalı olmak için. Yani onlar Evliyaullah'ın bir özelliği sadece kendi menfaatini, kendi ahiretinin kurtulmasını düşünmez. İnsanların ahiretinin kurtulması için de görevleri olduğunu, tebliğ evet, konusunu işlemiştik ya. O yönde, şimdi buna en güzel örnek, İşte Van'da Hor Medresesi'nin üzerinde Van Kalesi'nde onu temaşada dostlarımıza göstermiştik. Ayağı kayıp düşerken Bediüzzaman Hazretleri ağzından bir söz çıkıyor. Tek bir kelime çıkıyor. Davam diyor. Davam. Yani ölüm benim için hiç ama davam ne olacak? Davam için yaşamak istiyorum demektir bu. Davam için yaşamak istiyorum. Nedir davasını özetlersek? İşte davası İmanının kurtulması ve diğer insanların imanlarının kurtulması için hizmet davası. Yani. Evet. İman davası. İman ve Kur'an hizmeti davası. Kur'an hizmeti davası. Dolayısıyla işte bu maksatla ölümden korkuyorsa bir insan tamam onu şey yapma o makbul bir korkudur. Onun için bazen ben öyle korkuyorum diyenlere diyorum ki iyi işte zaten korkuyorsan. Yani bu korkun senin hayatını nasıl etkiliyor? Seni daha böyle dikkatli olmaya, günahlardan uzak kalmaya, ibadetlerini artırmaya neden oluyorsa tamam o zaman korkmaya devam et kardeşim sen. Evet. Korkuyorsan korkma. Asıl korkmuyorsan kork yani. Evet. Korkuyorsan korkma, korkmuyorsan kork demişler bunun için. Ha, evet. Yani ben hiç korkmam canım filan diyor adam ondan sonra da ezanlar okunuyor efendim işte günler geçiyor gafletle. Böyle bir korkusuzluk. Felaket. Felaket. Cehaletten gelen bir cesaretin ifadesi. Yani yerini... Neye karşı nasıl olacağını dengelerini
İnsan iyi ayarlaması lazım. Demek ki diğer cihazları gibi korkma cihazını da Allah için, Allah rızası için doğru kullanmak Evliyaullah'ın, Allah'ın dostlarının mühim özelliği. Evet. Bir ara verdikten sonra inşallah devam edelim. İnşallah.